Aman teyzem özlediğim şeyi sen neden gelmiyorsun teyzene bakayım? Annem getirmiyor ki. Aret neden getirmiyorsun kızımı bana? Getireyim getireyim ha. Ay Allah'ım ne oldu senin üstüne başına böyle? Bütün gün yuvarlanıyorlar değil mi sokakta? Ya öyle mi? Hayır teyze. Annem pis kıyafet giydiriyor bana. Diyor ki Şanlık teyzenin evi diyor leş gibi diyor. Ne zaman buraya gelsem eve gittiğimizde kapının önünde bütün eşyalarımı çıkarttık mı yakıyor. Allah çok yalan ayol. Ama bak kızıma neler getirdim ya bunları. Kız ne bakıyorsun anana yesene. Ama zehirlenirim. Yesene anneme. Ama zehirlenirsin dedin o ev çok pis yeme dedin. Hadi bak. Kızı baba iyice şaşırdın şimdi bir alacağım seni elime. Çorapların pislenmedi ben de leş gibi oluyor dedim. Bak pislenmedi. Bir de burası bok kokmuyor. De bok kokmuyor. Ne diyor bu? Çocuk. Ben artık her gün dişlerimi fırçalıyor. Aferin kızıma benim. Dişlerimizi fırçalamazsak senin dişlerin gibi olurmuş. Tuvalet taşı gibi olur. Bu kız kime çekti biliyor musun? Aynı babaannesi gibi yalancı bu. Ne yapıyor teyzem? Götüne bakıyor. Kız yapmasana yalan. Ay bırak Aret çocuk o. Şahdur teyze senin götünün içinde bir göt daha mı var? Ne? Annen diyor ki o Şahdur onun götünün içinde bir göt daha var. Aman arkadaşım bu çocuk sokakları duyuyorsa böyle geliyor bize de anlatıyor. Vallahi kusura bakma. Aman ne kadar güzel bebeğin. Kim aldı sana o bebeği teyzem? Babam aldı. Adazma abi ne yapıyor? Gelmiyoruz ne zamandır? Aret geç geliyor işte valla yorgun geliyor. Sen en yakın arkadaşını kocasını elinden almışsın. Anne de babama dedi ki o Şahdur çok gel abi daha oraya gitmeyelim. Seni de şeytana uydurttur dedi. Yok canım seni. Çocuğu bırakıp geleyim. Tamam.